Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız inşallah. Arkadaşlar Twitter'da yine bir iğrenç bir gündem var arkadaşlar. Gerçekten artık ne hale geldik? Ülke daha ne kadar bozulacak diye düşünürken her geçen gün değişik değişik olaylarla karşılaşıyoruz. İşte dediğimiz gibi arkadaşlar, şeriattan uzaklaşan bir ülkenin halini hep birlikte görüyoruz ve görmekteyiz. Arkadaşlar gündemdeki olay bir tane şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz daha çok laflar söylerdim ama maalesef söyleyemiyoruz. Yıllarca çocuklara tecavüz ettiği ortaya çıkmış bu haysiyetsiz, şerefsizin Türkiye'yi ayağa kaldıran olay. Arkadaşlar bu yavşak şey yapıyormuş galiba, sucuymuş galiba. O giren çocukları oraya zorla koyuyormuş ve tecavüz ediyormuş galiba. Ya yani en doğrusunu Rabbim bilir. Arkadaşlar biz boşa demiyoruz. Kısasta hayat vardır diye ayetlerimizde Rabbim boşa dememiş, yani kısasta hayat vardır diye. Ayetlerimizi uygulasak böyle olaylar yaşanmadan önlemini alırız ama kimse Allah'ımızın dediğini yapmıyor ki. Herkes nefsine uyuyor. Nefsinin kölesi olmuş maalesef. Ülkede ne hale gelmiş? Daha ne hale gelecek? İnşallah daha beter olmaz diyelim. Arkadaşlar, bizim inandığımız sistemde böyle pislikler idam edilmesi lazım. Ama nerede? İdam yok, bir şey yok. İnsanlar istediği gibi at koşturabiliyorlar, istediğini yapabiliyorlar. Ama ne diyelim? Şeriatımız olsa böyle bir şey yapabilirler mi ya? O pisliği ibret alem olarak herkesin gözü önünde sallandırsan bir daha böyle bir şey yapmaya cüret edebilecek, cesaret edebilecek insan çıkabilir mi? Çıkar yine öyle aptallar ama ender olur en azından. Böyle sık olmaz. Ama maalesef insanlar bir şaşar beşerin kurallarına uymaya devam ediyorlar. Rabbimin kuralları olan şeriata laf edenler mi ararsın, hakaret edenler mi ararsın? Allah onları ıslah etsin, ne diyelim. Necef Fazıl Kısakürek üstadımız ne demiş şeriatımızla ilgili? Benim inandığım sistemde sabah bir masumun öldürüldüğünü duyarsanız akşam dar ağacında sallanan birini görürsünüz. Necef Fazıl Kısakürek. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi böyle şerefsiz, haysiyetsizleri sallandıracaksın. Şeylerini keseceksin, hadım edeceksin. Hani bazı yerlerde duyuyoruz o şerefsizlerin o malum yerlerine fare koyuyorlarmış. Fare oralarını kemiriyormuş galiba. Arkadaşlar Türkiye'mizde de artık caydırıcı yasalar gelmesi lazım. Maalesef insanlar caymıyor. Mazlumun canını yakıyorlar. Her zaman güçlü maalesef güçsüzün canını yakmaya devam ediyor. Sonra diyoruz ki depremler neden oluyor? Bu hayat pahalılığı neden oluyor? Arkadaşlar bunlar bizim iyi günlerimiz gibi, inşallah daha beteri olmaz. Ama Rabbimiz ne diyor ayetlerinde? Yaşadıklarınız, yaptıklarınız yüzündendir diyor. Öyle bir berbat işler yapıyoruz ki çocuk o ya. İnsanlar kıyamıyorlar bakmaya, çocuklarını kıyamıyorlar bir yere yollamaya. Ama şerefsizin biri geliyor, o masumlara, o sabilere hiç acımadan tecavüz edebiliyor, öldürüyor. Arkadaşlar daha ne kadar kişinin canı yanacak ki önlem alınacak? Maalesef laik sistemin getirdiği sonuçları görüyorsunuz. Allah'ım tez zamanda şeriatımızı görmeyi nasip etsin. Ne diyelim arkadaşlar, gerçekten artık midemiz bulanıyor böyle olayları gördükçe. Ama olaylar azalacağına çoğalarak devam ediyor. Evet, bu sistemde bu olayların önünü kesemiyoruz. Nasıl keseceğiz? Allah yardımcımız olsun. Arkadaşlar böyle pislikler yüzünden görüyorsunuz, depremlerimiz hız arttırarak çoğalıyorlar. Dün gördüğünüz kaç tane deprem oldu? Değişik değişik yerlerde, Adıyaman'da, Balıkesir'de, Yalova'da, bugün Çankırı'da mı ne olmuş? 3 noktalar, yani depremler çoğalıyor arkadaşlar. Ama hala insanlar bir İslam'dan bir haber yaşamaya devam ediyorlar.
Nefislerinin hayalarına uyuyorlar, nefislerine uyuyorlar ve kaybedenlerden oluyorlar. Maalesef Allah'ın yasalarına sarılmadıkça doğru yolu bulamayız. Huzura eremeyiz arkadaşlar. Huzur İslam'dadır. Evet arkadaşlar, İnşallah tez zamanda bu mahluk, insanlıktan nasibini almamış pislik tez zamanda ait olduğu cezayı alır inşallah. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar.